Başladı mı? Değerli basın mensupları, biraz önce acı bir haberle sarsıldık. Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit operasyonunda Osman Çavuş Serhat Bal teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuş. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine ve bütün Türk milletine sabırlar diliyoruz. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bugün gündemimizde mutfakları kasıp kavuran, sofraların bereketini kaçıran, milyonlarca yurttaşımızı ezip geçen enflasyon canavarı vardı. Hayat pahalılığıyla mücadeleyi sürekli bir başka bahara erteleyen, liyakatsiz ekonomi yönetiminin beceriksizliği vardı. Ucube tek adam rejiminin felç ettiği, devlet kurumlarımızın hali ve yönetimdeki çürüme vardı. Bu sıkıntıları aşmak için 6 siyasi partinin bir araya gelmelerin, milletimizin yaşadığı sıkıntıları birlikte çözme kararlılığının, ülkemizin ufkunu aydınlatma iradelerinin ne kadar kıymetli olduğunu da bu toplantımızda bir kez daha tespit ettik. Değerli basın mensupları, enflasyon en büyük halk düşmanıdır. Çok büyük bir hırsızdır. Vatandaşın cebini, mutfaktaki tenceresini boşaltır. Sarayın kibirlisi ve onun kifayetsiz şürekası, faiz sebep, enflasyon netice diyerek geçtiğimiz yılın Ağustos ayında enflasyon canavarını azdırdı. Neticeyi gördük. Bunu hep tekrarlıyoruz. Çünkü son günlerde yine enflasyonun müsebbibi kendileri değilmiş gibi havaya bakıp ıslık çalmaya başladılar. Bu ülkede enflasyonu azdıran, dışarıdan gelen enflasyonu içeride 3 ile çarpan saray yönetiminin yanlış politikalarıdır. Türkiye'deki enflasyonun sadece 1/4'ü dünyadan, 1/4'ü ise çakma ekonomisten kaynaklanmaktadır. Geçtiğimiz Ağustos başında Erdoğan millete ne vaat etmişti? Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Artık biz düşük enflasyona inşallah geçeceğiz. Erdoğan bu sözleri sarf ettiğinde ülkemizde enflasyon %19'du. Sadece Ağustos ayından Aralık ayına kadar, yani 5 ayda geçtiğimiz yıl sonunda %36 oldu. Düşecek dediği enflasyon sadece 4 ayda neredeyse 2'ye katlandı. Bunlar da tabii TÜİK'in makyajlı verileriyle. TÜİK hükümetin talimatıyla enflasyonu düşük göstermek için elinden geleni yapıyor. Verileri saklayıp delil karartıyor. Bağımsız iktisatçıların kurduğu enflasyon araştırma grubu ENAG, gerçek enflasyon TÜİK'in hesapladığının en az 2 katı diyor. Hükümet ne yapıyor? Bu iktisatçıları mahkemeye vermeye kalkıyor. Enflasyon milletin cebini boşaltırken hükümet de bu hırsızlığa ortak oluyor. Ama anlaşılan ENAG'ı mahkemeye vermek yetmemiş. Şimdilerde Türk İş'in yayınladığı açlık sınırlarına taktıklarını görüyoruz. Yakında Türk İş'i de mahkemeye verip bu verileri yayımlamayın derlerse hiç şaşırmayın. Enflasyon yıl başından beri bu ülkede uzun süredir görmediğimiz bir hızla artıyor. Bugün Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK'in ağır makyajlı rakamlarıyla tüketici enflasyonu %79. Üretici enflasyonu da %138. ENAG'a göre ise 12 aylık enflasyon %176. TÜİK'in üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark 60 puan. Bu inanılmaz bir rekor. Böyle bir makası daha önce hiç görmedik. Yine tüketici enflasyonu 1998 Eylül ayından bu yana, üretici enflasyonu ise 1995 Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 27-28 yaşındaki gençlerimiz 3 haneli enflasyonla bu iktidar döneminde tanıştı. Erdoğan'ın millete vaatleri birer birer yok olurken Nebati Bakanı geçtiğimiz Aralık ayında 6 aylık bir uykuya daldı. 6 ay sonra uyandığında da güya çok farklı noktalara gidecektik. Nebati Bakan daldığı uykudan uyandı. Baktı ki paramız daha da pul olmuş.
Dış ticaret açığı azalmak bir yana her ay rekor kırmış. Enflasyon cephesinde işler altüst olmuş. Ondan sonra gel gör ki Nebati Bakan o kadar uykuya rağmen saçmalamaya devam etmiş. Enflasyonu kontrol altına aldık. Cumhurbaşkanıma söz verdim. Aralıktan sonra enflasyonun baz etkisiyle düştüğünü göreceğiz demiş. İnsaf. Millet de Aralık ayını bekleyecek hal kalmadı. Dereye su gelene kadar kurbanın gözü patlayacak. Bir de hiç sıkılmadan baz etkisiyle düşecek diyor. Enflasyon baz etkisiyle yani kendi kendine düşecekse siz ne iş yaparsınız? Anlaşılıyor ki Nebati Bakan'ın niyeti yata yata bakanlığı bitirmek. Arjantin'in ekonomi bakanı enflasyon %50'lerden %60'a çıktı diye birkaç gün önce istifa etti. Oysa Nebati Bakan'ın işbaşı yaptığı günden bu yana enflasyon %36'dan %79'a sıçradı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayından itibaren enflasyon düşecek diyen reisleri ise tahminlerini hiç tutturamadı. Ama bizdeki kifayetsiz bakanlar, reisleri koltuklarına sıkı sıkı yapışmış kalkmıyorlar. Murat Anmunga'nın dediği gibi bu ülkede her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız. Bazmaz diyerek saçmalayıp durmayın. Bu işi beceremediniz. Elinize yüzünüze bulaştırdınız. Kabul edin. İşi eline teslim etmek için milletin önüne sandığı derhal getirin. Değerli basın mensupları, enflasyon tüm fiyatların beraberce ama farklı hızlarda yarışıdır. En arkada kalan fiyat en öndeki fiyatı yakalamak için hızla koşmak ister. Yüksek enflasyon dönemlerinde en öndekine yetişme imkanı olmayan tek bir tane fiyat vardır. O da emeğin fiyatıdır. Yani ücret ve maaşlardır. Bu nedenle yüksek enflasyon dönemlerinde emeğin milli gelirden aldığı pay düşer, sermayenin payı artar. Bugün Türkiye'de olan tam da budur. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bu yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon %42,4. Gıda fiyatlarındaki artış %47,6, ulaştırma fiyatlarındaki artış %58,3, elektrik, gaz ve diğer yakıtlardaki artış %72. Ama asgari ücrete yapılan ara zam %29,3. Güya adında adalet olan bir partinin adaleti işte bu. Bu arada çakma ekonomistin ya matematiği zayıf, 4 işlem yapma yeteneğini yitirmiş, bu nedenle %29,3 zammı %25 diye açıkladı. Veya da saray şürekası içinde en kibirlisi, en adaletsizi o, aklı Madrid'e giderken asgari ücreti %25 arttırın diye verdiği talimatta kalmış. Dönünce de aklında kalanı söylüyor. Ama evdeki hesap çarşıya uymamış. Asgari ücret tespit komisyonu biraz daha insaflı çıkmış, %29,3 zam vermiş. Kulağına bu fısıldanınca da %30 zam diyor. Şu hesaba bir daha bir bak. Baksın net asgari ücrete yaptıkları zam ne %25 ne de %30. Yapılan zam tamı tamına %29,3. Yani ilk 6 aydaki enflasyonun 13 puan altında. Ama ne olursa olsun. AK Parti Genel Başkanı o kadar çaresiz ki asgari ücretliyi enflasyona ezdiren bir zam oranını dahi Çalışma Bakanı'na bırakmayıp kendisi açıklıyor. Ama ha Ali açıklasın ha Veli. Bu yaptıkları zam değil zulümdür. Zamlı asgari ücret şu haliyle mevcut açlık sınırının 891 lira altındadır. Önümüzde de koskoca bir 6 ay daha vardır. Emekçiye, işçiye yapılan hak mıdır, reva mıdır? Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz. Bunlar bıraktık alın teri kurumadan işçinin hakkını vermeyi, TÜİK'in makyajlı enflasyonuyla işçinin alın terini gasp ediyorlar. İşte bu kul hakkı yemenin daniskasıdır. Kul hakkı bir tek asgari ücretlinin kul hakkını değil,
TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla milyonlarca memur ve emeklinin kul hakkını da yiyorlar. 2022'nin ilk yarısında memur ve emeklilere %7,5 zam yaptılar. Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon %42,4. TÜİK'e göre memur ve emeklilere yılın ilk 6 ayı için 32,4 puan enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Bağımsız iktisatçıların ENAG'ın hesaplamalarına göre bu yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon %71,4. Böyle bakılırsa memur ve memur emeklisine ödenecek enflasyon farkı 59,4 puan. TÜİK ile ENAG arasında neredeyse 2 kat fark var. İşte aradaki bu 2 kat fark TÜİK aracılığıyla yedikleri kul hakkıdır. Biz uzunca bir süredir bu fark nereden kaynaklanıyor diye soruyoruz. Buna cevap verecekleri yerde TÜİK madde sepetini açıklamaktan vazgeçti. Verileri saklamaya başladı. Delil karartıyor. TÜİK rakamları istediği kadar eğip büksün. Millet enflasyonu biliyor, hayat pahalılığında yaşıyor. Artık bıçak kemiği deldi geçti. Yurttaşlarımız TÜİK'i ve hükümeti protesto için faturalarını, fişlerini toplayıp TÜİK'e gönderiyor. Peki milletimiz haksız mı? TÜİK'in yalan yanlış rakamlarıyla işçimizin, memurumuzun, emeklimizin hakları bu zalim hükümet tarafından gasp ediliyor. Bu vicdansız hükümet krizin ağır yükünü TÜİK'in yalanlarıyla dar gelirliye ödettiriyor. Biz iş başına gelir gelmez herkesin hakkını vereceğiz. Milletimizi de enflasyona ezdirmeyeceğiz. Değerli basın mensupları, önümüz bayram. Kur korumalı mevduatın faizi için tek bir kalemde vergi iadeleri hariç 21 milyar lira ödeyen bu insafsız yönetim, iş emeklinin bayram ikramiyesine gelince nedense tek kuruş bulamıyor. Mayıs 2018'de emekliye bayram ikramiyesini biraz da bizim zorumuzla ilk kez 1000 lira olarak verdiler. Yine bizim zorumuzla geçen yıl bayram ikramiyesini 1100 lira yaptılar. Emeklilerimiz 2018 Mayıs ayında eline geçen bayram ikramiyesiyle tam 1000 ekmek alabiliyordu. Şimdi 1100 lirayla sadece 367 ekmek alabiliyor. Bu vicdansız, adaletsiz AK Parti iktidarı emeklinin sofrasından 633 somunu çaldı. Gel de şimdi Neyzen Tevfik'in şu sözlerine hak verme. Ekmek herkese yetecekti aslında. Tarlaya karga dadandı. Ambara fare, fırına hırsız, memlekete de harami. Bunların elinde memleketimizin bereketi kaçtı. Milletimizin ağzında tat kalmadı. Ama kendileri ülkemizin kıt imkanlarını itibardan tasarruf olmaz deyip har vurup harman savurmaya devam ediyorlar. En son yaşadığımız olay. Erdoğan'ın Bursa'da bir takım açılışlar yapacağı söylenmişti. Belediye kaynaklarıyla işin aslı Erdoğan'a miting yaptıracaklardı. Ama Erdoğan gelemedi. Bursa'ya gidip nutuk atma görevi Binali Yıldırım'a kaldı. Binali Yıldırım Bursa'ya helikopterle giderken bu sefer de havada pilot rahatsızlandı. Helikopter Bilecik'e zorunlu iniş yaptı. Şimdi çekilen fotoğraflara bir de baktık. Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopterin Cumhurbaşkanlığı helikopteri olduğunu gördük. Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevi var mı? Hayır. AK Parti'nin genel başkan vekili nasıl oluyor da Cumhurbaşkanlığı helikopterine biniyor? Binali Yıldırım bu helikopteri nasıl ve hangi hakla kullanabiliyor? Onların partisi de bizim gibi hazine yardımı almıyor mu? Alıyor. Biz uçak ve helikopter paralarını verip, kendimiz verip kiralıyoruz da AK Parti Genel Başkan Vekili Cumhurbaşkanlığı'nın helikopterine bedavadan nasıl kuruluyor? Adalet bunun neresinde? Devletin malı bunlar için deniz, Yağma Hasan'ın böreği. Voltaire'e atfedilen bir sözdür. Sıradan hırsız sizi seçer, siz siyasi hırsızı siz seçersiniz. 4 yıl önce Erdoğan milletin huzuruna çıktı. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin.
Ondan sonra bu faizle şununla bununla nasıl uğraşılır görün dedi. Millete de söz verdi. Millet bu söze güvendi, Erdoğan'ı seçti. Erdoğan ilk iş olarak damadını ekonominin başına getirdi. Kayınpeder ve damat bir oldu. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını buharlaştırdılar. Erdoğan önce bunu reddetti. Para kasada dedi. Sonra hesabı kitabı görünce pandemiyi gerekçe gösterdi. Rezervler bunun için kullanıldı diye bahane üretti. Şu anda Merkez Bankası kasasında kendine ait tek bir sent yok. Zaten sene başından beri de 60 milyar dolara yakın rezervi yine satmaya devam ettiler. Bunu biz söylemiyoruz. Merkez Bankası'nın kendi rakamları söylüyor. 24 Haziran itibariyle swaplar ayıklanırsa Merkez Bankası'nın döviz kasası 54 milyar 566 milyon dolar açık veriyor. Netice bu. Alıyorlar, satıyorlar rezervleri. Altta kalem netice bu. 56 milyar açık. İşte bugün niye bunlar ihracatçının döviz gelirlerinin %40'ını el koyuyorlar? Bu yüzden. Neden şirketlerin elindeki dövizlere BDDK zoruyla el koymaya kalkıyorlar? İşte bu yüzden. Her sabah piyasalara müdahale eden yeni bir kararla uyanıyoruz. Bugün de Merkez Bankası bir karar almış. Bankaların açık piyasa işlemleri, swap ve diğer para piyasası işlemleri için kullandığı dipsler için teminat blokajını %50'ye yükseltmiş. Güzel, döviz bulamayınca BDDK'ya düzenleme yaptır. Bankaları dövizini getir diye zorla. Hazine kağıdı satamayınca Merkez Bankası'na düzenleme yaptır. Bankaları kağıt al diye zorla. Ülkeyi adım adım kumanda ekonomisine çeviriyorlar. Damat yaptıklarının sorumluluğunu siyaseten ödedi. At izi it izine karıştı dedi. İstifasını sosyal medyadan bıraktı, çekti gitti. Ama işin hala karanlıkta kalan yönleri var. Biz iş başına gelir gelmez bir durum ve hasar tespit komitesi kuracağız. İşinin ehli namuslu uzmanlardan oluşan bu komite Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak çalışacak. Merkez Bankası neden bilinen yöntemlerle değil de arka kapıdan bu dövizleri sattı? Soracağız. Dövizler hangi kurdan kimlere satıldı onu da soracağız. Kamu bankaları ve hazine bu işin neresinde onu da soracağız. Sarayın vesayeti altındaki yargıçların bugün verdikleri güdümlü kararlarla aba altından sopa göstermeleri bizi ne korkutur ne de bağlar. Bu bizim milletimize namus ve şeref sözümüzdür. Biz tüy bitmemiş yetimin hakkını son kuruşuna kadar aramakta kararlıyız. Ucu nereye giderse gitsin. Bu işlerde kim pay ve sorumluluk sahibi ise bunun hesabını bağımsız Türk yargısı önünde verecek. Bu arada hükümet Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması işlemlerine hız vermiş. Bu vesileyle de Merkez Bankası'nın liyakatli, tecrübeli personeli emekli etmek veya kurumdan uzaklaştırmak için mobbingin her türlüsünü yapıyor. Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Merkez Bankası kanunu açık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın merkezi Ankara'dır. Ankara'dadır. İş başına geldiğimizde Merkez Bankası Ankara'ya dönecek. Nokta. Kanunsuz taşınma işlemi nedeniyle oluşan kamu zararı ilgililerine rücu edilecek, ödettirilecek. Nokta. Daha önce uyardık. Bir kez daha uyarmış olalım. Sonra kimse çıkıp ağlayıp sızlamaz. Değerli basın mensupları, Büyük İslam Mütefekkiri İbni Haldun, yöneticilerin kişisel servetlerini arttırma peşinde koşmasını yönetimlerin çöküş emareleri arasında sayar. Metal yorgunu şahsım hükümeti kendi hatalarının sonuçlarına çarpıp Titanik gibi batarken, kimi saray şürekası yolcular batışı fark etmesin diye keman çalıyor, kimi de batan geminin mallarını toplamaya uğraşıyor. Her gün bir başka yerden bir başka rezalet haberi geliyor. Atama İçişleri Bakanı'nın itiraf ettiği mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi vardı. Tek bir Cumhuriyet savcısı çağırıp da bu kim diye sormadı. Ama bu ismin kim olduğunu tüm Türkiye biliyor. Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi herkesin bildiği bir sır. Amerika Birleşik Devletleri'nde enerji teşviklerinde dolandırıcılık yapanların paralarını Türkiye'de aklayan SBK ve onun Türkiye'deki rüşvet ağı, yurt dışına kaçıran devlet görevlileri, gazeteci kılıklı komisyoncular,
Bunları da soruşturan olmadı ama biz bunları unutmadık. Yine bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısının, eski bir bakanın tasarruf mevduatı sigortası fonu eliyle kayyum atanan şirketlerine çöktüğüne dair iddialar. Şimdilerde belge belge sosyal medyada yayınlanıyor. Biz bir Cumhuriyet Savcısı çıkıp da gereğini yapacak mı yapmayacak mı onu da göreceğiz. Yandaş medya kurma operasyonunda çiftçinin bankası Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyi ödemeyen, yetmez devletin haber ajansına da 30 milyon lira borç takan bir saray beslemesinin neler yaptığı da ortalıklarda anlatılıyor. Biz bir kere daha altını çizelim. Milletin malına çökenler bugün değilse yarın mutlaka hesabını verir. Miri devlet malı yani miri malı yani devlet malı balık kılçığıdır. Yutmak isteyenin boğazına takılır. Bu bezirganlar yolun sonuna gelirken her yandan irin, her yandan kirpas akıyor. Sarayın şimdiki küçük ortağı bir zamanlar bu düzen için ne hortumu, kanalizasyon borularını bağlamışlar diye bağırırdı. Artık iş o seviyeyi de çoktan geçmiş. Ucube rejim ve onun yanaşmaları, beslemeleri derin bir foseptik çukurunun içine beraberce batmışlar. O foseptiğin içindeki kurtçuklar gibi birbirlerini yemeye başlamışlar. Ama vatandaşlarımız endişe etmesin. Genel başkanımızın da söylediği gibi, biz bu milletten çalınan her şeyi asıl sahibine yani milletimize geri vereceğiz. Başka ülkelere mal mülk kaçırmaları hiç fayda etmez. Hepsini buluruz, hesabını sorarız ve bu ülkeye getiririz. Bu ülkeyi soyanlarla hesaplaşacağız, bu ülkeyi sevenlerle helalleşeceğiz. Her birimizin farklı düşüncesi olabilir ama bu ülkeyi sevme noktasında hepimiz birleşiyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız bu topraklarda huzur içinde büyüsünler, çalışsınlar ve geleceklerini kursunlar istiyoruz. Biz bu ülkenin insanlarıyla aynı 100 yıl önce Cumhuriyetimizi kurarken yaptığımız gibi omuz omuza vereceğiz. Ülkemizi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Dün bu ülkeyi seven demokrasi aşığı 6 partinin lideri millet masasında bir kez daha bir araya geldi. Biz 6 parti olarak yüksek enflasyon ve işsizliği bitirmeye kararlıyız. Çiftçimizi, emekçimizi, sanayicimizi, esnafımızı, memurumuzu, emeklimizi refaha kavuşturmakta kararlıyız. Hiçbir çalışanımızı açlık sınırının altında bir asgari ücrete mahkum etmemeye kararlıyız. Basın ve ifade özgürlüğünü sonuna kadar savunmaya kararlıyız. Dış politikamızı şahsi menfaatlere göre değil, milli menfaatlere göre yönetmeye kararlıyız. Türkiye'yi sözü dinlenen, saygın ve bölgesinin en güçlü ülkesi yapmaya kararlıyız. Cumhuriyet değerlerimize ve demokratik hukuk devleti ilkelerine sımsıkı sarılan 6 parti, milletin egemenliğini esas alan güçlendirilmiş parlamenter sistemi yine milletimizin teveccühüyle hayata geçirmek üzere seçim sandığının bir an evvel milletimizin önüne getirilmesini istemektedir. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olan demokrasi aşıklarının adayı olacaktır. Bu vesileyle bayramların bayram tadında kutlandığı günlere bir an evvel ulaşmak dileğiyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Bayramın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim, İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mütabakat metniyle ilgili muhalefetten eleştiriler gelmişti. CHP'nin de bu konuda tutumu olumsuzdu. Bu konuda hala görüşler olumsuz mu? Bir de meclise geldiğinde evet mi hayır mı diyeceksiniz? Mutabakat metnini soruyorsunuz değil mi? Bir kere şunun altını çizin, mutabakat metninin meclise gelmesi gerekmiyor. Çünkü o sonuç itibariyle bu üçlü muhtıra bir iyi niyet metni, bir uluslararası anlaşma mahiyetinde değil. Ama meclise gelecek olan şey İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği ile ilgili NATO anlaşmasındaki madde değişikliği. Baştan beri ifade ediyoruz. Biz İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasından ve NATO'nun genişlemesinden yanayız. Ancak mevcut ve müstakbel müttefiklerimizden de Türkiye'nin terörle mücadele
hassasiyetine saygı göstermelerini bekliyoruz. Bu süreçte Erdoğan belki vermiş olduğu sözleri, milletimize vermiş olduğu vaatleri unutabilir. Ama biz verilen sözlerin takipçisi olacağız. Evet. Efendim şimdi müsaadenizle bize yönlendirilen soruları aktaracağım. İlk olarak ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. ATV'nin sorusu şöyle. CHP'li Menderes Belediyesi'nde 10 milyon liralık yolsuzluk iddiası var. Hatta 24 belediye çalışanı da gözaltına alındı. Son durumla ilgili sizden bir bilgi alabilir miyiz? Şimdi bahsedilen soruşturma ve iddialar AK Partili önceki dönem belediye başkanı zamanında başlayan araç ve temizlik ihaleleriyle ilgili bir soruşturma. Ve soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında önceki dönem AK Partili belediye başkanının ve başkan yardımcısının akrabaları da var. Bunun duyumunu aldık. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Yargının kararını hep beraber bekleyeceğiz. Bu arada pek çok belediyemize İçişleri Bakanlığı tarafından operasyon düzenlendiğini ya da operasyon hazırlığı yapıldığını biliyoruz. Buradan altını çizerek bir kere daha ifade edeyim. Bizim belediyelerimiz düzgün çalışır. Verilmeyecek hesabımız yoktur. Bu soruyu bize soran kanala ben de şunu sorayım. Serik Belediyesi'nde rüşvetin kimlere verildiğini acaba AK Parti yetkililerine sorabildiler mi? Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu acaba AK Parti yetkililerine sorabildiler mi? Bir diğer havuz medyasının Ziraat Bankası'na kredi borcunu ödeyip ödemediğini, aynı havuz grubunun Anadolu Ajansı'na 30 milyon lira borç taktığı iddialarını AK Parti yetkililerine sorabildiler mi? Efendim şimdi de A Haber tarafından yönlendirilen bir soru var. Onu ileteceğim. A Haber'in sorusu da şöyle. HDP kongresinde terör örgütü lehine atılan sloganlar tepkilere neden oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Sizin bu konudaki değerlendirmeleriniz nasıl olacak? Teröre ve terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu defalarca ifade ettik. Yine 2. yüzyıla çağrı beyannamemizde de toplumsal barışın kalıcı hale getirilebilmesi için tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleriyle mücadeleyi ödün vermeksizin sürdüreceğimizi taahhüt ettik. Terör örgütü elebaşının övülmesi konusunda başsavcılığın soruşturma açması tabii ki görevinin gereğidir. Efendim, Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı ve bileşenlerine PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılması ve açılım için bir destek çağrısı yaptı. HDP'li Sancar, Millet İttifakı ortaklarına şeffaf görüşme olursa ortak aday fikrine açığız mesajını da verdi. Sizin parti olarak görüşünüz nedir? Biz hiçbir zaman Beka Vadisi'nde terör elebaşıyla görüşüp çiçek teatisinde bulunanlardan olmadık. Biz hiçbir zaman terör örgütü elebaşının mektubunu devletin televizyonunda okutanlardan olmadık. Cumhur İttifakı'nın bu konularda müktesebatı çok zengindir. Bu soruları onlara yöneltin. Efendim Star TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Financial Times gazetesine bir demeç verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması halinde kendisinin görevden alınabileceğini de söyledi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Erdoğan bir seçim daha kazanamayacağına göre böyle bir endişeye mahalde yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız yeni dönemde belediye hizmetlerini çok daha rahat yerine getirecektir. Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. AK Partili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Dodurga seçim sonuçlarının 2023'ün işaret fişeği olduğunu söyledi. İlk turda Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı olacağının en güzel işaretidir dedi. CHP'nin bu sözlere yorumu nedir? Dodurga seçim sonuçlarını Cumhuriyet Halk Partisi nasıl yorumluyor? Her şeyden önce şunu ifade edeyim. Bu seçimlerde başkan seçilen aday
buranın yeniden belde olabilmesi için emek veren eski mahalle muhtarıdır. Öncelikle kendisini kutluyoruz. AK Parti'nin bu konudaki açıklamalarına gelince, İstanbul'u kaybetmişler, Ankara'yı kaybetmişler, Antalya'yı kaybetmişler, Adana'yı kaybetmişler, Mersin'i kaybetmişler. Yeniden belde olan 1871 nüfusa sahip Dodurga'yı kazanınca ortalığı bayram şekeri almış çocuk gibi ayağa kaldırıyorlar. Allah kimseyi bu kadar çaresiz hale düşürmesin. Dodurga, Çankırı'mızın şirin bir beldesidir. Eğer AK Parti bu seçim sonuçlarının Tayyip Erdoğan aday olduğunda da alınacağına inanıyorsa, ne bekliyorlar? Sandığı hemen getirsinler. Ben teşekkür ediyorum.